بسم الله الرحمن الرحيم. Tahlil derslerine devam ediyoruz. İkinci videomuzdayız. Acemiye metnini inceliyorduk. İşlediğimiz kitaplar oranınca. Babu marifeti alamatil i'rabi. İrabın alametlerini tanımak konusu. Babu kelimesi ne olur? Mahzuf müptedanın haberi olur. Söylemiştik, genelde başlıklar bu şekildedir. Başlıklarda, kitap adlarında mahzuf bir müpteda olur. O da nedir? Hada olur. Hada, şu gördüğün şey nedir? Babu marifeti alamat i'rabi diye devam eder. Yani hada mahzuf müpteda olur. Babı kelimesi o müptedanın hasfedilmiş, silinmiş müptedanın haberidir. Bab aynı zamanda muzaftır. Marife muzafı ileyhtir. Marife aynı zamanda muzaftır. Alamat muzafı ileyhtir. Alamat aynı zamanda muzaftır. El-i'rab muzafı ileyhtir. Yani burada görünen kelimelerde sadece el-i'rab hariç bab, marife, alamat bu üç kelime hem muzaf hem de muzafın ileyhtir. El-i'rab sadece muzafın ileyhtir. Demek ki bir kelime hem muzaf hem de muzafın ileyh olabilmektedir. Lirraf'i, raf için vardır ne? Erba'u alamatin, dört tane alamet vardır. Lirraf'i car, mecrur, şibih cümle, haber şibih cümle olunca, müptedada nekre olunca haberin tekadüm etmesi, öne geçmesi zorunlu olur. Lirraf'i burada ne olur buna göre? Mukaddem haber olur. Erba kelimesi müahhar mübteda olur. Nekredir? Erba kelimesinin bir denesi var, temyizi var. 3 ila 10 arasındaki sayıların temyizleri hem cemi hem de mecrur olarak yazılmıştır. İşte alamat cemidir ve mecrurdur. Çünkü erba kelimesi muzaf olur aynı zamanda. Alamata muzafın ileyh olur buna göre. Erba'u alamatin. Raf için dört tane alamet, dört tane işaret vardır. Bir kelimenin raf halinde olduğunu anlayabilmek için dört tane belirti orada olur, ona bakarsın. Varsa raf halinde deriz. Bunlar da nedir? El-zammetu, el-vavu, el-elifu, el-nunu. Zamme, vav, elif, nun, raf alametleridir. Bunları bir kelimede görürsen o kelimeye raf halindedir dersin. Ama bu daima böyle olmaz. Mesela elif kelimeye göre raf hali olurken kelimeye göre nasb hali de olabilir. Nerede raf hali, nerede nasb hali, bunları da tek tek bilmek gerekiyor. Bu zamme, vav, elif, nun bunlar nedir? Erba'i kelimesinden bedeldir. Tafsilun min mücmel. Mücmelden tafsil olarak bedeldir kendileri. Mücmen ne? Erba kelimesi. Dört. Dört ne? Dört elmadan mı bahsediyoruz? Dört alamete. Dört alamet ne? Yine kafalılık var. Onu tafsil ediyor. Parça parça açıklıyor. El zammetü bedel olur. El vavu, el elif, el nunu bunlar matuf olur. Bu şekillere değerlendirebiliriz. Fe emme zammetü zammeye gelince fetekunu olur. Hiye o zamme nedir olur? Alameten alamet olur. Ama burada hem şart hem de tafsil harfi olarak değerlendirilmektedir. Ardından ezzammetu, zamm kelimesi mübteda olur. Tekunu, şane yekunu, tekunu nedir? Nakıs muzari fiildir. Ne yapar kâne ve kardeşleri, kâne ve havatma dediklerimiz? Haberleri nas, isimlerini raf eder. Alameten nas halinde, yani haberidir. İsmi nerede? Hiye o zamme olur. Nedir olur? Alametten alamet. Hiye ismi alametten haberidir kânenin. Buradaki tekunu fiili, hiye ismi alametten haberi bir fiil cümlesi olup ezzammetu müptedasının haberi olmaktadır. Buradaki müpteda olsun, haber olsun. Yani ezzammetu fetekunu alameten. Burası olduğu gibi emma şart harfinin cevabı olmaktadır. Lirraf'i, raf için vardır. Fi erba'ati mevazi'i, dört yerde.
Setekunu olur, hiye o zamme nedir olur? Alameten alamet olur. Ne için alamet? Bir raf ne? Raf için alamet olur. Nerelerde olur? Fi erbaati mevazi'e. Dört yerde raf için o zamme alamet olmaktadır. Buradaki lirraf'i alamet kelimesiyle mutalliktir, ilişkilidir. Fi erbaati, fi harfi cer, erba'a onun mecruru. Erba'a aynı zamanda muzaftır. Mevazı'a onun muzafın ileyhi, temyizi olmakta. Mevazı'a mevzu'un mevazı'a gayr-ı muhtariftir. Müntehel cumu kalıbından olduğu için gayr-ı muhtariftir. Gayr-ı muhtarifin cerhari de fetha iledir. Erba'a her ne kadar muzaf olsa da, mevazı'a onun muzafı ileyhi olsa da cer alameti fethadır. Fil ismi, fi harfi cer, el isminin mecruru, el müfret de isim kelimesinin sıfatı olur. Burada fil ismi erba kelimesinden bedel olur. Yani dört yerde diyor, dört yerden bedel, birincisi müfret isim demektir. El müfret ismin sıfatı olur dedik. Ve cem'i teksiri ve cem'i teksirde de raf alameti nedir? Yine zammedir. Bu da cem'i kelimesi de matuftur. Aynı zamanda muzaftır. Et teksir onun muzafın ileyhi olmakta. Cem'i yine matuftur. Ennesi onun muzafın ileyhi olur. Cem'i hem matuf hem muzaf yani. Es-salim ise cem'i kelimesinin sıfatı olmaktadır. Es-salim elif lamlığı cem'i kelimesi elif lamsız. Marife, nekre, uyum aranırdı. Olay şöyle. Cem'i kelimesi sadece tahtaya cem'i, cem'u filan yazsak ne olur? O nekredir. Ama marifeye muzaf olduğu esnada bir nekre, marifeye muzaf olduğu noktada o nekre de artık marife olur. İzafetten ötürü kendisine marifelik bulaşmaktadır. Yani cem'i kelimesi marifedir. Nasıl marife? Marifeye muzaf olma yöntemiyle marifedir. Es-salimi de elif lamlı olma yöntemiyle marifedir. Es-salim cem'inin cem'i kelimesinin sıfatıdır. Yani el müennesin değil, el müennes. Öyle müennes ki salim olan müennes diye bir şey yok. Salim olan cem'i ve kırık olan cem'i vardır. Vel fi'li ve el fi'li fiil de aynı şekilde yine matuftur, atfedilmiştir. El muzari' kelimesi fiilin sıfatı olur. El fi'li, el muzari'i. Yani el fi'li mensup, el muzari'i sıfat olur. Mevsuf nasıl bir mevsuf burada? Normal bir mevsuf. Ellezî o ki o muzari ki lem yettesir bitişmedi bi ahirihi onun sonuna ne şey onun herhangi bir şey bitişmedi. Tabii neler kastetti şerhinde geçiyordu. Buradaki ellezî kelimesi de fiil kelimesinin ikinci sıfatı olmakta. Lem nefi ve cezim harfimizdir. Yettesil fiil muzaridir, meczumdur, açık, cezm alameti, sükundur. Bi ahirihi, ba harfi cer, ahiri onun mecruru, ahir muzaf, hi onun muzafın ileyhi. Hi zamirdir, zamirler mevnidir. Öyleyse hi nedir? Mahallen mecrurdur. Ben hi de esteği gördüm, lafzen mecrur. Öyle değil, hi daima hi diye yazılır. Eğer sen hu diye bir zamir gördüysen bil ki o hu diye yazıldığından öyle yazılmıştır. Merfu olduğundan değil. Şimdi hi de esteli yazılmış. Öyleyse lafzen mecrur diyemeyiz. Çünkü mebniler mahallen irafalı. Öyleyse mahallen mecrur. Bir. İkincisi zamirler marifedir aynı zamanda. Marifeye muzaf olan da marif olur demiştik. Ona göre ahir kelimesi de marif olur. Bi ahirihi onun sonuna dedik. Buradaki car, mecrur, muzafun ileyh hepsi de yettesil kelimesiyle bağlantılıdır. Şeyun yettesil kelimesinin faili olur. Lem yettesil bitişmedi. Ne bitişmedi? Şeyun bir şey bitişmedi. Bu faildir. Ve emmel vavu. Vava gelince ne yaptı şu anda? Zammenin nerelerde raf alameti olarak bulunabileceğini anlattı bize. Bir, müsred isimlerde. İsim, müsnedi munsarif. İki, cem'i teksirde. Raf alameti yine zammedir. Üç, cem'i müennes halinde raf alameti zammedir. Dört, sonra bir şey bitişmeyen muzaride de yine raf alameti zammedir.
Şimdi vav raf alameti olarak nerelerde bulunur bunu anlatacağım. Emmel vavu vava gelince fetekun olur hiye o vav alameten alamet olur bir raf ve raf için fi mevzaini iki yerde olur. Fi cem'il müzekkeri salimi birincisi cem'il müzekker salim ve ikincisi de fi esma'il hamseti beş isim. Beş isimde ve cem'il müzekker salimde raf alameti olarak vavı görmen gerekir. Emma şart ve tafsil harfimiz ardından gelen el vavu emmel vavu. Vavu nedir? Müptedadır. Fetekunu kâne yekunu ne yapar? Haberi nasb ismini raf eder. Haberi alameten. İsmi buraya uygun düşen zamir olacak. O da ne? Hiye kânenin ismi alameten haberidir. Fiil, fail, meful diyecektim ama ne burası? Fiil, isim, haber, birlikte. Bir ne olarak? Fiil cümlesi olarak. İsmiyle ve haberiyle beraber müptedanın yani vav'ın haberi olur. Lirraf'i yine az önce geçmişti. Lirraf'i kelimesi az önce geçti. Fi mevza'ini. Mevza'ini kelimesi geçmiş miydi? Mevza'ini geçmedi de fi yerbaati mevaza'ı geçti. Mevza'ini kelimesi de lirraf'i kelimesi de yine alamet kelimesi ile alakalıdır. Lirraf'i li harfi cer er-raf'i onun mecruru. Li harfi cerdir. Harfi cerlerden lam çeşitli manalara gelir. Onun da üzerinde durabiliriz. Mesela lamda ne gibi manalar var? Avamil-i Cürcani'de sahiplik manası olabileceğini işlemiştik. İhtisas için, zahitlik için, kasem için, talip için ve temlik için manalara gelebileceğini, sahip ile temlik aynı şey, bu manalara gelebileceğini ifade etmiştik. Sahiplik yani temlik manası için onun insan olması gerektiğini veya cin olması gerektiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla temlik değildir. Talil olabilmesi için bir sebep bildiriyor olması gerekir. Kasem için yemin manası. Zâid için süs olarak bulunuyor olması lazım. Demek ki nedir? İhtisas içindir. Aitlik bildiriyor ama insan dışındaki bir varlık için. Alameti, alameti olur da lirraf'i, raf'a ait alamet olur. Nerede? Fi mevza'in, fi hatice, mevza'in, mecruru. Mevzi'un, mevza'ani, mevza'ayni. Tesniyenin cer ve nasb hali ya iledir. Şu andaki ya ne olarak bulunmakta? Başında fiil harfi cerri olduğuna göre ya cer alametidir. Ve daha nerede vav raf alameti? Fi cem'il müzekkeri salimi, cem'i müzekker salimde. Buradaki fi cem'i kelimemiz mevza'iniden bedel olur. Bedeldir. Yani iki yerde diyoruz. İki yerden bedel, iki yerden maksat. Fi cem'il müzekkeri salim. Fi hafi cer cem'i onun mecruru. Cem'i muzaftır. El müzekker onun muzafun ileyhidir. Es salim cem'i kelimesinin sıfatı olmaktadır. Cem'i hem marifedir, hem müzekkerdir, hem müfrettir. Es salimi de aynı özellikleri taşımaktadır. El müzekker de öyle. El müzekker de öyle ama es salim kelimesini, müzekker kelimesini sıfat yapmaya kalktığında yani salim müzekker diye bir şey yoktur. Dolayısıyla uyumlu olamaz. Mana uyuşmadığından oraya ait bir sıfat olmadığı beyan olmaz. Ve fil esmail hamseti. Burası da ne olur? Fi ceme müzekkeri salime atfedilmiştir. Matuf olmuştur. El hamse kelimesi esmanın sıfatı olur. Fil esmail hamseti. Fi harficer el esmai onun mecruru. El esmanın sıfatı nedir? El hamsetidir. İyi, onlar nelerdir? Yani esma-i hamse, beş isim dedin. Onlar nedir? Yemin'de de Ebu haberi olur. Ebuke kelimesidir. Senin baban manasında. Ehuke kelimesi. Hamuke. Hamuki. Fuke ve Zümal'in kelimeleridir. Ebuke senin baban. Ehuke senin kardeşin. Hamuki. Kadının erkek tarafından, koca tarafından, yakın akrabaları, kayınlı, kayınvalidesi gibi. Fuke senin ağzın ve zümalin mal sahibi. Zü sahip demek. Fu ağız demek.
Şimdi burada hiye müpteda ise Ebu haberi olur. Geri kalanlar vav var arada görüyorsunuz. Her biri mahsustur, atfedilmiştir. Ebu'ke, Ebu kelimesi muzaftır aynı zamanda. Buradaki ke muzaf ilehidir. Ehu muzaftır, ke muzaf ilehi. Hamu muzaf, ke muzaf ilehi. Fu muzaf, ke muzaf ilehi. Zü muzaf, malin onu muzaf ilehi olur. Ve emmel elifu, elife gelince, emma ne olur yine? Şart ve tafsil harfimizdir. Defalarca geçiyor ve geçmeye devam edecek. Emmel elifu elife gelince fetekunu hiye o elif olur. Nedir olur? Alameten alamet olur. Lirraf'i raf için. Rafa ait. Nerede? Fi tesnitil esmai khasa. Sadece isimlerin tesniyesinde raf alameti olarak kendisini görürüz. Yukarıdaki iraplamaya, çözümlemeye bakarak buranı direkt çözebileceğinizi düşünüyorum. Emma neydi? Şart ve tafsil harfimiz. El elif ne olur? Mübteda olur. Haberi nerede? Fetekunu alameten. Burası onun haberi olur. Tekunu kâne ismi hiye haberi alameten. Lirrafi li harficer. Er rafi onun mecruru. Ve fi tesniyeti ile esmai hasaten. Fi tesniyeti kelimesi. Bu ikisi de nedir? Yani car, mecrur diyebilirsin. Fi harfi car, tesniyeti, mecruru. Bunlar alamet kelimesiyle mutealliktir. Onunla alakalı şeylerdir. El esma gelince muzaf mı ilehtir? Çünkü fi harfi car, tesniye onun mecruru, tesniye muzaf, el esma onun muzaf mı ilehtir? Tesniye muzaf, el esmai onun muzafın ileyhi olur. Hasaten ne olur? Hasaten hal olur. Neyden hal olur? Tesniyeti el esma. Tesniyet el esmadan hal olur. Ve emmen nunu. Yine benzer bir ibare öyle değil mi? Emma nedir yine? Yine harfi şart, harfi tafsildir. Devamında en nunu müptedadır. Tekunu alameten. En nunu müptedasının haberi olur. Tekunu hiye. Hiye onun ismi. Alameten haberi. Okuyalım. Emmen nunu nuna gelince fetekunu hiye onun olur. Nedir olur? Alameten alamet. Ne için? Bir raf için alamettir nun. Nerelerde? Fil fi'lir muzari'i fiilde. Nun raf alamet. Ne zaman? İza ittasale bitiştiği vakit. Bihi kendisine, yani o muzariye ne? Zamiru tesniyetin, tesniye zamiri kendisine bitiştiği vakit. Veya da zamiru cem'in, cem'i zamiri bitiştiği vakit. Veya da zamirul müennesetil muhatabeti, muhataba, müennes muhataba zamiri bitiştiği vakit diyor. Bu şekilde manalandırmış olduk. Şimdi çözümüne bakalım. Emma ne dedik? Şart ve tafsil harfimiz. En nur mübteda. Fetekun alameten. Mübtedanın haberi. Tekunu şane ve benzer dediğimiz gruptan. Nakıs fiillerden yani. Ne yapar? Haber nasıl ismini raf eder. Hiye onun ismidir. Alameten haberidir. Lir raf'i li harficer. Er raf'i mecruru olur. Lir raf'i fil fi'li. Burası da fi harficer. El fi'li onun mecruru olur. Lirraf'i de, fil fi'li de, her ikisi de car, mecrur neyle alakalı yine? Alametin kelimesi ile alakalıdır. El fi'li, el muzari'i, el muzari ne olur? El fi'li kelimesinin sıfatı olacaktır. İza ittasale bihi, iza zarf-ı zamandır. Müstakbel için, gelecek zaman için zaman zarfı olur. Buradaki izah kelimesi yani izahlar genel olarak nedir? Bazen şart manası taşır, bazen taşımaz. Böyle bir durum da var. Devamında ittasale, vesale yesilu, iu tesale, ittesale. Buradaki ibdaller açık. Nereden bu kelimeyi biliriz? Vesale yesilu, iu tesale, ittesale. İzide kaidesi geçmiştir. Yani izide açıklanmış durumlar kendisinde söz konusu. Fiil mazidir. İttasale. Fiil mazidir. Başka? Fetha üzere mebnidir. Bihi ba harfi cerhi onun zamiri. Onun muzaf ileyhi. Yani nedir bu? Car, mecrur, ittasale ile alakalıdır. Oradaki zamir ne olur? Fail olur. Zamiru tesniyet. Zamir kelimesi ittasalenin
faide olur. Zamir aynı zamanda muzaf olduğu açık. Tesniyetin onun muzafın ileyhi. Ardından ev gelmekte. Ev atıf harfi olduğu açık. Ardından yine zamiru cem'in gelmekte. Zamir kelimesi birinci zamire atfedilmiştir. Cem'i kelimesi muzaf ilektir. Ev yine atıf harfidir. Zamir yine daha önceki zamire atfedilecek. El müenneseti yine muzafın ileyh olur. El muhatabeti de el müennes kelimesinin sıfatı olur. Ve lin nasbi, nasb için vardır. Ne? Hamsetu alamatin, beş tane alamet vardır. Lin nasbi ne oldu buna göre? Mukaddem haber. Yani müptedanın önüne geçmiş haber oldu. Neden? Lin nasbi car mecrur. Bir şibih cümleden haber oluşmuş. Müptedaya bak, nekreden oluşmuş. Bu durumda haberin önüne geçmesi zorunlu olur. Üç ile on arasındaki sayıların temizleri hem cemi hem de mecrur olarak gelirmiştik. Üç ile on arasındaki sayılardan birisi hams yani 5. Bu yüzden alamatin hem cemi hem de mecrur olarak gelmiştir. Çünkü hams muzat alamatın muzatın ileyhi olmaktadır. El fethetu kelimesi hams kelimesinden bedel olur. Ardından gelen işte atıf harfleri var. Onlar da mahsus olacak. El fethetu. 5 alametten bedel. Maksat nedir o 5 alamet? El fethatu fethadır. Vel elifu eliftir. Vel kesratu kesredir. Vel yau yağdır. Ve daha nedir? Hasrun nuni nuru hazfedilmesi, silinmesidir. Şeklinde manalandırabiliriz. Ne var yine? Bedelü tafsil min mücmel yani. Kapalı bir kelimeden tafsil edilen bir bedel söz konusu. Bunların fetha üzerine atfedildiğini de söylemiş olduk. Burada ne var? Bir hasfu kelimesi. Muzaf en nuni onun muzafı ileyhidir. Feemmel fethetu. Emma nedir? Harfi şart ve tafsir. Hem tafsir hem de şart harfimizdir. Tabi burada feemma yani emmaya bu sefer fe bitişti. Daha önceden bitişmiyordu. Niye bitişti? Şart manasından önce kelamda yer aldığı için. El-fethetu kelimesi ne olur? Yine müpteda olur. Fetekunu alameten cümle olarak müpteda'nın haberi. Tekunu hiye bir mana verelim. Fe-emmel-fethetu fethaya gelince fetekunu olur hiye o fetha nedir olur? Alametten alamet olur. Lin-nasbi nasb için. Nasba yönelik bir alamettir. Nerelerde? Fi-selaseti, mevaza, üç yerde. Üçlerden bedel fil ismin müfredi, müfred isimlerde ve cem'i teksiri, cem'i teksirlerde ve fi'l muzari'i ve muzari fiillerde. O muzari fiiller ki idâ dehale aleyhi ona dahil olunca ne nasibun bir nasbedici ve lem yettesi ve bitişmeyince bi ahirih onun sonuna şeyun herhangi bir şey. İşte o zaman görüyoruz. Ne dedik? Fe emmel fethetu. El fetha kelimesinin müpteda olduğunu, tekunu kâne yani, hiye onun ismi, alameten haberi, ismi, haberi birlikte cümle olarak fetha müptedasının haberi olmaktadır. Lin nas bi li harfi cer en nas mecruru. Fi harfi cer selaseti onun mecruru ve aynı zamanda selase muzaf, mevazı'ın onun muzaf ileyhi. Çünkü 3 ile 10 arasındaki sayıların temizleri hem cemi hem de mecrur gelir demiştik. Mecrurluğu oradan kaynaklanıyor. Mevazı'a nedir? Müntehel cumu kalıbında olduğu için gayri munsariftir. Gayri munsariflerin cerhali fetha'dır. Bu yüzden mevazı'i değil fetha almıştır. Ve yine aynı durum var elbette. Fi selaseti hem lin nasbi hem de fi selaseti bunlar car, mecrur bunlar alamet kelimesiyle alakalıdır, ilişkidir. Fil ismil müfredi fi harfi cer el ism onun mecruru el isim mevsuf el müfred onun sıfatı olmaktadır. Buradaki fil ismi kelimesi bedel olmaktadır. Neyden bedel? Selase kelimesinden. Yani selase ne olur bu durumda? Mübdelün min olur. Fil ismil müfredte bedel olmaktadır. Fil ismi burada bedel olur. El müfret isim kelimesinin sıfatı olduğunu söyledik. Cemi kelimesi de isim kelimesi üzerine atfedilmiştir. Cem'i teksir, et teksir.
kelimesinin muzafun ileyhi olur. Vel fi'lil muzari'i. Yine el fi'l kelimesi isim üzerine atfedilmiştir. Yani el fi'li matuf olur. El muzari'i kelimesi el fi'li kelimesinin sıfatı olur. İza dakhala aleyhi nasibun. İza zarf-ı zaman yine. İza zarf-ı zamandır. Sükun üzere mebnidir. Dehale mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Aleyhi car mecrur. Dehale ile mutalliktir. Nasibun faildir. Neyin? Dehalenin faili. Ve lem yettesil bi ahirihi. Ve lem yettesil lem cezm harfimiz. Yettesil de meczum olmuş. Açık. Bi ahirihi ise mutallikun yettesil. Yettesil ile alakalıdır. Şeyun kelimesi de yettesil kelimesinin faili olur. Yettesil var burada. Onun faili nedir? Şey. Ve emmel elifu. Elife gelince. Gelmeden şunu da söyleyebiliriz. Yettesil kelimesi ve onun faili bir fiil cümlesi olarak fiil muzari tabirinden, el fi'lir muzari tabirinden hal konumundadır. Bunu da söyleyebiliriz. Ve emmel elifu, yani artık nasıl anlatılacağı belli. Devamlı şu harf, bu harf sırayla geliyor. Emma ne olacaktır? Şartlı tafsil harfi. El elifu mübteda olur. Tekunu hiye alameten mübtedanın haberi olur. Linnas bi ni harfi cer en nas onun mecruru. Fi harfi cer el esma'i onun mecruru olmaktadır. Tabi el esma burada nedir aynı zamanda? Mevsuftur. El hams onun sıfatıdır. Lin nasbi fil esmai car mecrur neyle alakalı olur? Daima alamet ile alakalı olmuştur. El hams kelimesinin sıfat olduğunu söyledik ve nahvu kelimesi nedir? Nahvu kelimesini merfu olarak okuduk. Neden? Çünkü kendisi mahzuf mübtedanın haberidir. Takdiri nedir? A'ni nahvu. Ra'aytu ebake. Ra'aytu ra'afi tu fa'il. Ebake de ebake ne olur? Meful olur. Eba kelimesi niye elifle yazılmış? Çünkü beş isimden biri olan eba şartları yerine bulduğu vakit nasb hali fetha iledir. Eba aynı zamanda muzaf ke muzaf ilekdir. Ra'aytu ebake senin babanı gördüm. Ve ehake ve senin kardeşini gördüm. Atıf harfi sağındaki mensupluğu soluna aktarmıştır. Eha yine elif ile mensuptur. Ve mavi o şey ki eşbehe benzedi der ki buna ve buna benzer şeyler. Buradaki eşbehe zalik ne olur? Sıla cümlesi olur. Ma burada ne olacaktır? Failu eşbehe. Eşbehenin faili olmak. Geç öyle değil. Burada eşbehenin faili ne olur? Hüve olur yani. Evet, zamiri ma ismi mevsulüne aittir, dönmektedir. Ve emmel kesratu, kesreye gelince. Emma yine şart ve tafsil harfimiz. Kesre mübtedamız. Tekunu alameten, tekunu hiye alameten. Hiye ismi alameten haberi. Tekunu hiye alameten. Fiil cümlesi olup kesret kelimesinin haberi olur. Linnas bir li harfi cer en nas bir mecruru. Fi harfi cer el cem'i onun mecruru. Cem'i kelimesi aynı zamanda muzaf. El müennesi onun muzaf ileyhi. Es salim cem'i kelimesinin sıfatı olmaktadır. Linnasbi ve fi cem'i car mecrurları alamet kelimesi ile mutaalliktir her zaman olduğu gibi. Sıra yine nereye geldi? Fi cem'i müennes salim söyledik. Ve emmel ya'u. Emma yine şart ve tafsil harfimiz ya mübtedadır. Tekunu alameten mübtedan haberi olur. Tekunu hiye alameten artık aşikar oldu. Lin nasbi li harfi cer nasb onun mecruru. Fi harfi cer et teslim onun mecruru. Buradaki car mecrula yine alamet kelimesi ile alakalı olur. Buraya mana vermedik. Ve emmel ya'u ya'ya gelince fetekun hiye o ya olur alameten lin nasbi nasba yönelik alamet. Fit tesniyeti vel cem'i cemide ve tesniyede nasbın alametidir. Nasb için alamettir. Fit tesniyeti fiil harfi cer et tesniyeti mecrurdur dedik. Cemi kelimesi de tesniye üzerine atfedilmiştir.
Ve emma hasfun nuni. Emma yine şartlı tafsil harfimiz hasfun mübteda olur. Aynı zamanda muzaftır. En nunu onun muzafın ileyhi olmak. Feyekunu alameten. Burası mübteda'nın haberi olur. Yekunu hüve alameten. Hüve ismi alameten haberi. Lin nasbi li harfi cer nasbi mecruru. Fi harfi cer elefaali onun mecruru. Elefaal aynı zamanda mevsuf el hamsonun sıfatı. Buradaki lin nasbi ve fil efaali car mecruları her zaman olduğu gibi alamet kelimesiyle alakalıdır. Muallik'tir. Elleti efal kelimesinin nesi olur? Sıfatı olur. Öyleyse elleti nedir? Mahallen mecrurudur. Mahallen ilahı. Çünkü elleti isim mensubudur. İsim mensubler mebnidir. Sükun üzere mebni olur. Raf'uha bi sibatin nuni olsa gerek. Ya da artık her neyse. Devamı yok. Burada bitiyor arkadaşlar. Ama manaya baktığınız zaman nun olduğu açık. Devamında raf'uha mübteda olur. Tabi raf muzaf ha muzafın ileyh olur. Bir subut veya bir sibat artık nasıl okuyacaksak bu da mahzuf mübteda ile alakalı bir kelime olmaktadır. Bir harfce sibat onun mecrurudur. Ardından gelen en nur muzafın ileyh olur. Velil hafzı orada kaldı.